If you understand but can't speak English, you can improve your speech skills by talking here. O mekanın sahibi Altan Çarıkçıoğlu stüdyoda, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlginç aslında bir öneri var ama mesela İngilizce kurslarına gidenlerin sürekli karşılaştıkları bir durum. Evet. Oradaki öğretmenler hep hayır burada İngilizce konuşmayacaksınız diyorlar, evet. Değil mi? Ve siz de herhalde bunu pratiğe döktünüz. Evet, zaten bu kurslarda yapılan bir şey. Derslerde öğretmenler öğrencilerine der ki burada hani Türkçe konuşmayacağız. Evet. Bunun sebebi de öğrencilerin dili öğrenirken dili kullanmaları yönünde bir gelişim sağlamaları. Sosyal bir ortamda ama bu fikri, tabii, hayata geçiren herhalde ilk kişi siz, evet, oldunuz. Şu an ilk biz varız. Tek galiba değil mi Türkiye'de? Şu an tek. Hı-hı. Yani. Peki nereden geldi bu aklınıza? Yani o, evet, az önce ifade ettiğiniz hani öğretmenlerin bu tavrıyla alakalı bir durum. Çünkü siz de herhalde İngilizce öğretmenisiniz. Evet, İngilizce öğretmenim. Şimdi belli bir dönemdir öğretmenlik yapıyorum. Bu süre içerisinde bir şeyi fark ettim. Şimdi İngilizce öğrenen insanlara şu soruyu sorduğunuzda hani İngilizcen nasıl? Hep şu cevap geldi. İşte anlıyorum, konuşamıyorum. Şimdi anlayıp da konuşamıyorsa, şimdi dil aslında bir ders değildir. Dil iletişim aracıdır. Hani biz herkesin de, en, evet, büyük problemi değil mi? Anlıyorum ama konuşamıyorum, ifade edemiyorum. Evet. 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 Peki yani burada bu mekanda insanlar Türkçe konuşamıyorlar ve işte, evet, yani konuşmasını yasaklıyorsunuz İngilizce öğrensinler diye. Aslında yasaklıyoruz demeyelim çünkü hani bazen insanlar bunu yanlış yorumluyorlar. Ha. İngilizce konuşmayı teşvik ediyoruz. Bazen hiç İngilizce konuşamayan insanlar da geliyor. O insanlara bir şekilde hani yardımcı olarak İngilizce bir şeyler söylemelerine falan söylemelerini sağlamaya çalışıyoruz falan. Çünkü hani Türkçe konuşmak yasak deyince insanlar bizi şey olarak algılıyorlar. İşte bu adamlar Türkçe düşmanı. Hani biz Türkçe düşmanı değiliz aslında. Dil dostuyuz. Yok canım, kimse anlamıyordur. Yani. Anlaşılmadığı noktalarda öyle, tabii ki de Türkçe konuşuluyor. Aslında hani konuşan arkadaşlara yardımcı oluyoruz. Hı hı. Mesela bir şeyi Türkçe olarak anlatmaya çalışıyor. Basit cümlelerle ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani aslında birçok kursa da bu conversation denilen uygulama. Evet. Evet, hepsinde var. Evet. Peki çoğunluğu öğrenciler mi oluşturuyor? Nasıl? Öğrencilerden İngilizce öğrenen insanlardan bir gruplarımız var. Ama İngilizce öğrenmiş, İngilizceyi unutmaya başlayan insanlar da vardır. Şimdi dil her zaman söylerler, kullanılmazsa nankör bir şeydir. Hı hı. İşte bir insan 4 sene İngilizce eğitimi almıştır, aradan bir 2 sene daha geçmiştir. Ondan sonra dili unutmuştur, tekrar İngilizce öğrenmeye başlar, tekrar en baştan başlar, sonra tekrar öğrenir. Sonra tekrar bitirir İngilizceyi, sonra bir 2 sene daha geçer, sonra tekrar unutur, baştan başlar. Hep bu şekilde bir kısır döngü şeklinde devam eder. Hı hı. Ama dili sürekli aktif olarak kullanan insanlar, yurt dışına çıkan insanlar olabilir, yabancı arkadaşı olan insanlar olabilir. Onlar dili her zaman hakim olurlar. Dili unutmazlar. İşte bu insanlar film izleyebilirler. Böyle bir kafe bulurlarsa böyle bir kafeye gelirler. Dil her zaman onlarda taze olarak kalacaktır zaten. Her zaman konuşabileceklerdir, evet, dili. Yurt dışına çıkamayanlar, evet, için aslında büyük bir fırsat, tabii, değil mi bu? Tabii aslında yurt dışını bir kafe ortamında yaratıyoruz. Şimdi bir de şöyle düşünelim. Şimdi insanlar yurt dışına çıkıp dil pratiği yapmak için 5.000 dolar, 10.000 dolar gibi paralar veriyorlar. Bir daha fazlası. Tabii yani bizim için, Türk insanı için bu çok büyük bir para. 5.000 dolar, 10.000 doları alıp yurt dışındaki sermayelere, yani yurt dışında kafeler olabilir, işte McDonald's, isim vermeyelim, neyse işte yerler, hı-hı, olabilir falan. Orada insanlar bu paralarını harcıyorlar. Burada kazandıkları paralar aslında. Biz çok zor para kazanıyoruz. Hı-hı. Bu ortamı Türkiye'ye taşıyabileceksek aslında hiç zor da değildi aslında. Hani çok parlak bir fikir de değil bence. Sadece İngilizce konuşulan bir ortam yaratarak insanların yurt dışına gidip de çok para harcamalarının önüne geçmek demeyelim de hani onlara yardımcı olmaya çalıştık. Ya da çıkamayanlar için, yurt dışına gidemeyenler için. Tabii. Ve bir yandan da yurt dışına çıkıp döndükten sonra da tabii ki de konuşması lazım. Tabii. Onu, evet, pratiğe dökmesi gerekiyor. Evet. Peki bu İstanbul'da sadece, Türkiye'nin çeşitli illerinde açılacak mı bu kafe? Kafe zinciri yapacak mısınız? İnşallah diyelim. Şimdi tabii şimdi çok aslında tutuluyor. İnsanlar fikri çok beğeniyorlar ama bunun bir de şeyi de gerekiyor. Hani sonuçta bir başarı sadece fikir başarısı değildir. Hı hı. Bununla birlikte bir ticari başarısı da olması lazım. Hani belli bir zaman sonra belki ikincisini, üçüncüsünü önce İstanbul'da, sonra büyük şehirlerde, sonra belki küçük şehirlerde düşünebiliriz. Olabilir. Bu iş aslında maliyetli bir iş ve bu iş, evet, mutlaka bu şekilde öğrenilir. Öyle mi? Yani tabii, kendi dilini, tabii, konuşmadan öğreneceğin, evet, dili konuşarak öğrenilir. Yani bunu, evet, şekli mi formüle ediyoruz? Şimdi dil öğrenimi, bugüne kadar Türkiye'de bazı dil öğreniminde yapılan yanlışlar oldu. İşte gramer öğrendiler. Gramer dediğimiz dil bilgisidir. İşte present tense dedik, past tense dedik falan. Ama insanlar konuşmadıkça, sınıfta Türkçe konuşuldukça öğrendiler, her şeyi öğrendiler. Present perfect öğrendiler. Tensleri, zamanları, her şeyi öğrendiler. Bitirdiler İngilizceyi. Ondan sonra baktılar ki ya çok şey biliyorlar ama, hı-hı, kendilerini ifade edemiyorlar. Hı-hı.
hem İngilizce bitirmiş unutacak olan insanlar için değil, İngilizce öğrenen insanlar için de büyük bir fırsat böyle bir yer olması. Belki de sınıflarında İngilizce konuşamıyor insanlar, bir kafeye gelip bir çay içip bir kahve içip gene İngilizce konuşabilirler. Kesinlikle öyle. Evet. Hani belki bir tutukluk oluyor çünkü grameri yerleştireceğim, bu işte present simple olacak, present past tense olacak diye düşünürken aslında konuşmada çok farklı. Tabii, belki tabii. De. O yüzden hani bir kafeye gelerek ya da işte turistler ya da arkadaşlarla da konuşarak geliştirebilir. Tabii zaten şimdi bazı arkadaşlar yorumlarken şöyle de yorumluyor. Ben şimdi kafeye gideceğim. Ben arkadaşımla ne konuşacağım? İşte kafeye gelen arkadaşlar arkadaşlarıyla bir şey konuşmayacaklar. Bizim kafemizde native dediğimiz yani İngiliz veya Amerikalı bir öğretmen arkadaşımız da olacak. İşte ben kendim İngiliz öğretmeniyim, ben de olacağım. Belli konuşma konuları olacak. Biz buna discussion club deriz. Belli bir konu seçeriz. Teknoloji olabilir. İşte modern yaşam olabilir, bilgisayar olabilir. O konu üzerinden bir tartışma yapacağız İngilizce olarak. Peki mesela sizin mekanınızın kapısında, camında Türkçe mi var, İngilizce mi var tabii? Kapısında, camında tabelası falan diyorsunuz değil mi? İngilizce var. Şimdi tabii benim mekanım 3. katta olduğu için en aşağıya şöyle bir şey koyduk. Hani İngiliz Spoken Cafe 3. kattadır dedik. Niye böyle dedik? Çünkü İngiliz Spoken Cafe hani insanlar anlayacaklardır ya. Hani az çok İngilizce konuşulan kafe. Şimdi ben oraya 4th floor desem bu nedir falan diyecekler. Belki de anlayamayacaklar. O yüzden 3. kattadır diye bir ibare koyduk. Ama aslında hani tamamen İngilizce diline odaklanmış olan bir yer. Türkçe çok zaruri olmadığı durumlarda, hayati olmayan durumlarda konuşulmuyor zaten. Tabii insan ilginç geliyor bir taraftan da. Evet. Yani normal bir işte çay kahve içilebilecek, sohbet edilebilecek bir mekan diye gelip şaşıranlar oluyor mu mesela? Çok oluyor. Bazı arkadaşlar şimdi orası eskiden de olan bir kafeydi. Üçüncü katıydı. İnsanların bir alışkanlığı var. Oraya çıkıp işte arkadaşlarıyla çiftler gelip oturan insanlar var. Bunlar bu arkadaşlar alışmış. Geldiklerinde şaşırıyorlar. Şimdi geliyorlar içeri falan. Ben diyorum ki işte diyorum you know this is English spoken cafe. We only speak English. Dediğim anda bakıyorlar ne oluyor falan diyorlar. Ondan sonra hani mecburen bazen hiç anlamıyorlar. Demek zorunda kalıyorum. İşte ya arkadaşlar burası İngilizce konuşulan kafe demek zorunda kalıyorum. Çünkü alışkanlık. İnsanlar geri dönen oluyor mu peki ondan sonra biz bilmiyoruz falan kusura bakmayın diye. Evet. Bazen öyle arkadaşlar. Bir handikap olmuş sizin için ama tabii. Sizin yaptığınız işin zaten felsefesi hani bu amaç farklı olduğundan tabii. Herhalde faydalı da olacaktır diye de. Tabii faydalı olacaktır. Kapıdan adımı attığımız anda itibaren İngilizce konuşuyoruz orada. Tabii. Peki ücretlendirme nasıl oluyor? Çünkü kurslara bir sürü para veriliyor. Ücretlendirme nasıl? Şimdi ben şimdi yıllardır İngilizce öğretmenliği yapan bir insanım. Yani açıkçası şimdi bir konuşma dersi almak için ödeyeceğiniz saat ücretleri çok yüksek rakamlardır. İşte 50 liradır, 100 liradır, 200 liradır. Yabancı hoca vardır. İşte Amerikalı, İngiliz hocalar özel ders verir. 200 lira para isteyebilirler. Şimdi hani kafe ortamında yapacakları insanların işte büyük çay şöyle bir fiyatlandırma yaptık. Büyük çay 3 lira. Nescafe 4 lira dedik. Bazıları diyor ya çay 3 lira olur mu? İşte Nescafe 4 lira olur mu? Çay 3 lira aslında Nescafe 4 lira değil. Sadece bu çay veya kahve sonuçta içilmesi gereken bir şey vardır, semboldür. Aslında verdikleri para bir yerde kurs ücreti. Kurs ücreti yok. Kesinlikle yok. Aslında o verdikleri kurs ücreti. Tabii. Gibi. Tabii kurs ücretsiz aslında. Evet. Hani 3 liraya 4 liraya içtikleri çaylarda veya kahvelerde kesinlikle pahalı değildir. Onu söyleyeyim yani. Tabii aslında ki bedava. Başka bir kafeye gittiğiniz zaman 10 lira veriyorsunuz belki ama hiç İngilizce adına bir şey öğrenemiyorsunuz. Ama kafede öyle değil kesinlikle. Tabii kesinlikle değil. Peki çok sıra dışı, ilginç bir mekan olduğu için bizim de ilgimizi çekti. Çok teşekkürler. Ümit ediyoruz. En azından yabancı dil öğrenme noktasında insanlara da faydası olur.